Merhaba Webtekno takipçileri, bir drone videosuyla daha karşınızdayız. Bu seferki drone'umuz DJI 3 Phantom Profesyonel. Piyasada bulabileceğiniz ve dışarıda profesyonel çekim yapabileceğiniz dronelar arasında en uygunu, en rahat uçurulabileni aslında profesyonel modeli. Elimde görmüş olduğunuz DJI Phantom 3'ün 3 tane ayrı modeli bulunuyor. Bizim elimizdeki videonun girişinde de söylediğim gibi profesyonel modeli. Bunun yanında, yani profesyonelin yanında daha uygun fiyatlı Advanced ve ondan da daha uygun fiyatlı olan standart modeli bulunuyor. Yani 3 farklı modelle birlikte geliyor Phantom 3. Profesyonel olan adı üzerinde, bunu kenara bırakmak istiyorum zira biraz ağır. Taşımayayım. Profesyonel olan modeli neden profesyonel derseniz 4K çekim yapabiliyor arkadaşlar. Bir düşük olan modeli, yani Advanced modeli 2.7K, en düşük olan standart modeli de 1080p çekim yapabiliyor. Bunun dışında aralarında sizin uçuşunuzu çok etkilemeyecek çok ufak farklar var. Yani siz aslında ne için kullanacaksanız ona göre olan modeli almanız lazım. Tabii ki de 4K olan geleceğe yönelik bir yatırım aslında. Çünkü hani 5 sene sonra 1080p çözünürlüğün esamesi okunmazken 4K hala kullanılabilir bir görüntü olacaktır. Bir önceki modeline göre, yani Phantom 2'ye göre 3'ün en temel farkı üzerinde kendi kamerası olması. Bir önceki modele 2'ye genelde GoPro takıyorduk. Ayrıca bir gimbal almamız gerekiyordu. Bunun üzerinde 3 yönlü bir gimbali bulunuyor. Görüntü havada oldukça stabil oluyor. Zaten arka planda sürekli görseller dönecek. Bu 3 yönlü gimbal sayesinde havada uçan bir şeyden yakalayabildiğimiz görüntüler oldukça stabil oluyor. Gerçekten şaşırtıcı. Hani hafif rüzgar olsa bile siz o rüzgarı görüntünüzde hissetmiyorsunuz bile. Menzilinden de bahsedeyim. Eğer siz bunu ne kadar yukarıya kaldırdım diye düşünüyorsanız, yani en tepe noktası 500 metre. DJI böyle bir sınır koymuş. Ancak havaalanı etrafına ve askeri bölgelerin etrafına 150 metreye kadar izin veriyor. Program direkt kendi olduğu konumuna geriye döndürüyor eğer daha yükseğe çıkmak istiyorsanız. Bunun yanında normal standart bir alanda da 500 metreye kadar yükselebiliyorsunuz. İleriye gidişi de, yani ileri sağa sol ne tarafa gidecekseniz 2 kilometre. Yani menzili 2 kilometre, ancak bunu çok fazla aşan insanlar var. 2 kilometreyi DJI'nin kendi koyduğu sınır. Şu an dünya rekoru 7 kilometre. Yani 7000 metre ileriye gönderebiliyorsunuz. Tabi burada şarjı da önemli, çünkü 7000 metre ileriye gittiğiniz zaman piliniz dönüşe dayanmayabilir. Hani siz de gidip drone'u olduğu yerden almak durumunda kalabilirsiniz. Pillere gelmişken hemen pil özelliklerinden de bahsetmek istiyorum. 4480 mAh'lik bir bataryası var bunun üzerinde. Ortalama 20 dakikaya kadar uçuş sağlıyor. Yine DJI'nin kendi belirlediği süre 23 dakika. Ancak bu hava koşullarına göre, sizin ne kadar yükselttiğinize göre, yani birçok etkene göre değişebiliyor. Ortalama 20 dakika diyebiliriz uçuş süresi için. Bu 20 dakika havada kalabilmek için de sizin bu pili 1 saat şarj etmeniz lazım. Yani pilleri tam 1 saatte şarj oluyor. İkinci bir pile ihtiyacınız varsa da ortalama 500 lira ile 600 lira arasında yedek pil alabiliyorsunuz. Peki ben bu aleti aldım, nasıl kontrol edeceğim derseniz, ekstra bir kumanda almanıza gerek yok. Kutu içeriğinden kendi kumandası çıkıyor. Şu şekilde göstereyim. Şurada gördüğünüz gibi bir alan var. Burası tablet veya telefonunuzu takabileceğiniz bir alan. iOS veya Android cihazlarınızı bağlayabiliyorsunuz. Buradan da arkasından çıkan USB kabloyu cep telefonunuza bağlamanız gerekiyor. Uçuş sırasında kullanımı oldukça kolay. Özellikle önceki modellere veya piyasada satılan diğer başka marka dronelara göre oldukça kolay bir kullanım sağlıyor. İlk uçurduğunuz zaman çok fazla yükselmemenizi öğrenene kadar biraz daha kendi etrafınıza dolaştırmanızı tavsiye ediyorlar. Aynı zamanda drone'un çektiği görüntüleri burada telefonunuzdan direkt canlı ve HD olarak görebiliyorsunuz. Şimdi bu görüntüleri nasıl alacağım diye düşünüyorsanız, drone'la çektiğimiz görüntüleri, kameranın hemen yanında bir adet micro SD kart girişi var. Bu kart yuvasına 64 GB'a kadar micro SD kart takabiliyorsunuz. Tabii ki de 4K çekim yapacağınız için bu class muhabbetleri de biraz yüksek olması lazım. Genelde bu tarz çekimler için hafıza kartının class 10 olması tavsiye ediliyor. Daha düşüğü zaten hiçbir işinize yaramaz. Çekim yarıda kalır. Siz de profesyonel bir iş yapıyorsanız orada rezil olduğunuzda kalırsınız. Kamerasına da biraz değinmek istiyorum. 94 derecelik bir görüş açısı var. Hani GoPro'larda gördüğümüz gibi tamamen balık gözü bir görüş açısı değil. Ancak kamerası, en azından bu model için söyleyebilirim, çok kaliteli. 4K çekim yapabiliyor dediğim gibi. Üzerindeki kamera Sony sensör kullanıyor. Advanced modeli için de Sony sensör geçerli. Ancak siz en düşük standart modelini aldığınız zaman Panasonic bir sensör de geliyor. Aralarında çok uçurum bir fark yok 1080p çekim yaptığınız zaman. 4K çekim yaparken de 24 ve 25 kare çekim seçenekleri var. Eğer bu çözünürlüğü 2.7K'ya düşürürseniz de saniyede 30 kareye çıkabiliyorsunuz. 1080p'ye geçtiğiniz zaman da saniyede 60 karelere kadar ulaşabiliyorsunuz.
Aynı zamanda kumanda üzerinde bulunan bir düğme sayesinde 12 megapiksellik fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ürünün ağırlığından da bahsettikten sonra dışarıya çıkarıp biraz uçuracağız. 1280 gramlık bir ağırlığı var. Gerçi ağırlık bizi çok çok fazla bağlamıyor. Dediğim gibi eğer siz profesyonel olarak kullanacaksanız 4K görüntüye ihtiyacınız varsa bu model sizin için çok uygun. Ancak hani biraz eğlencesine alıyorsanız, hatta çok çok eğlencesine alıyorsanız standart modelini alabilirsiniz. Bir tık daha profesyonel olmak istiyorsanız da orta modeli, yani advanced modeli sizin için uygun olacaktır. Şimdi bizim dronlarla aramız pek iyi değil. Dronlarla bir türlü ısınamadık biliyorsunuz. Bilmeyenler için de sağımda ve solumda gördüğünüz linklerden dronlarla, işte helikopterle olan ilişkimizi görebilirsiniz. O yüzden bilen bir arkadaşla bunu gideceğiz, biraz uçuracağız. En azından bu güzelim drone'u parçalamamış oluruz diye düşünüyorum. Tekrar merhaba arkadaşlar. Yanımda Mete var. Bilen biriyle çıkalım istedik. Çünkü biz daha önce bir sürü drone'u pert ettik. Ben de şu an maceracı modundayım. Diğer mikrofonumuz arıza çıktığı için mecburen böyle maceracı gibi mikrofonu götüreceğim. Şimdi Mete, sen bu olaya hakimsin. Öğrenmesi zor muydu? Bence en sorunlu olay bu. Yani biz çünkü drone'ları parçalıyoruz abi. Bize gelen öğrenemiyoruz. Ne kadar sürdü öğrenmen? Öğrenmem 2 gün. O zaman beceriksizlik bizdeymiş. Yok yok. Oldukça kolay. Hangi drone'u kullandığınızı bilmiyorum ama profesyonel Pantom 3 gerçekten mükemmel. Biz de bayağı Çin'den geldi, kazıkladılar bizi ya. Sanırım öyle olmuş. Ben gayet memnunum, güzel. 2 günde zaten öğrenmesi sürdü. Sağ olsun profesyonel bir arkadaşımdan da ama yardım aldım. Destek aldım. Tabii kesinlikle. Manuel uçuş ve bazı havada yapabilmemiz gereken işlemler vardı. Onların bilgisini de sağ olsun kendilerinden aldım. Tamamdır. O zaman şimdi biz ince ince uçurmaya geçelim. İzmir'in en güzel yeri olan bence Alsancak'a geldik. Buradan güzel görüntüler alacağız sizler için. Siz görüntüleri izleyin. Biz de uçurma keyfini yaşayalım. Drone'u sağ salim uçurduktan sonra arkadaşlar son sözlerimize gelelim. Son sözlerimize değineceğimiz olay tabii ki de fiyatı. 5000 lira ile 6000 lira arasında değişen fiyatı var bunun. Tabii indirimde falan belki daha uygun da bulunabilir, ancak günümüzdeki dolar kuru da düşünüldüğünde 5000 liranın altına bulmak da bir tık zorlaşabilir. 5000 lira fiyat biraz fazla gibi gözükebilir arkadaşlar. Ancak bunu aldığınız zaman bir oyuncak almıyorsunuz. Tamamen profesyonel çekim yapabileceğiniz bir drone'a kavuşmuş oluyorsunuz. Bunu da ön planda tutmak gerekli. Videomuzun sonuna gelmiş olduk böylece. Aklınıza takılan soru varsa mutlaka yorum olarak aşağıya atın. Aynı zamanda videomuzu beğenmeyi unutmayın. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hemen yan tarafta bulunan bağlantıya tıklayarak başka bir drone ile olan mücadelemizi izleyebilirsiniz.